Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu ikisi teng olur mu? Deb nomlanadigan dersimizin bugün 6.sı. Bugünkü mavzuyumuz saadet ve şakavat. Baxt ve baxtsızlık. Baxt ne mi özü? Baxtı kimdir sağlığıyla da biladı, kimdir yaşlıyla da biladı, kimdir yana bir mansapta da biladı. Baxt ne özü? Kişinin kalbini hatırlayacağım diye. Künüden razı buluştuk. Kalbinin aramı. Kişinin kalbi aram bilen turganligi, gam tashvishi yo'qligi, kuniga xotirjamligi, kuniga roziligi bu baxt. Odam bolasi borki birodarlar baxt istaydi. Shaqovatdan, badbaxtlikdan qochadi. Endi ulardan qanchasi saodatni topadi bu insonlardan qanchasi topmaydi, Alloh biladi. Alloh taolo odam alayhisalomni yaratib, otamizni jannatga kiritdi. So'ngra uni qovurg'asidan Havo onani yaratdi. So'ngra aytdi: qarang, Odam alayhissalom Havo onamiz bilan jannatda, jannatda hamma narsa muhayyo. Alloh taolo aytdi: astagfirullah, faqulna ya adamu inna hada aduvun laka va li zawjik fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa. Bas biz aytdik: ey odam, albatta bu, ya'ni iblis, senga ham seni xotiningga ham dushmandir. Bas u ikkovingizni jannatdan chiqarib baxtsiz chiqarib baxtsiz bo'lib qolmagin. Fatashqo. Jannatdan chiqib kelsang baxtsiz bo'lib qolasan. Jannatda turishlik baxt edi ekan, chiqishlik badbaxtlik edi ekan. Jannatdan chiqib badbaxt bo'lib qolishiga kim sabab bo'lar ekan? Shayton. Iblis. Saodatni hammasi birodarlar jannatda. Shaqovatni, baxtsizlikni hammasi jahannamda. Odam alayhissalom, Havo onamiz ikkalasi bo'lib man qilingan mevani yeb qo'yganlardan keyin jannatdan chiqarildilar. Hamda Alloh taolo Odam alayhissalomni yerga tushirib yana vahiy qildi. Astagfirullah. Famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Bas sizlarga men tarafdan hidoyat kelganida kim mening hidoyatimga ergassa yo'ldan ozmas va baxtsiz bo'lmas. Alloh tomonidan kelgan hidoyatga ergashgan odam yo'ldan ozmaydi, baxtsiz bo'lmaydi. Shaqovatdan uzoq bo'lishni istaymizmi? Alloh taoloning hidoyatiga yuraylik. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Endi buning muqobilida bir toifa insonlar bor, Allohning zikridan yuz o'girgan, Allohning hidoyatidan yuz o'girgan. Alloh taolo aytadi: kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta uning uchun tang baxtsiz hayot bo'lar. Mana kishi dunyoda baxt istarkanmi? Hidoyatda yursa baxtli bo'ladi, deyapti Alloh taolo. Hidoyatdan yuz o'girsa, Robbisini zikridan yuz o'girsa, badbaxt bo'lyapti. Saodat, baxt, saodat deb gapirilganda pul aytilinyaptimi? Millat, qaysi millat vakili bo'lishi aytilinyaptimi? Qaysi zamonda, qaysi yurtda yashashi aytilinyaptimi? Peshonasi ochiq odamlarda, o'sha Yevropada yashayotganlarchi. Baxtli odamlarda nimaga? Benzin narxi ham oshmaydi. Magazinlar to'ldir produktda, zo'rda, baxtli odamlarda. Baxt degan tushuncha hidoyat ekan birodarlar. Baxtsizlik, shaqovat degani hidoyatsizlik, zalolat ekan. Hozirgi kunda odamlarda juda ko'pchiligi hidoyatdan uzoq, shun o'zidan, ya'ni binobarin badbaxt shaqovat ichida. Qancha-qancha odamlar Robbisiga yaqin bo'lib saodatini topyapti. Qancha-qanchasi nafsini ko'yiga kirib, Robbisidan uzoq bo'lib badbaxt bo'lyapti. Vallohi bir kishini millionlagan puli bo'lsin, hashamatli uylari bo'lsin, eng yangi qimmat mashinalarda minsin, ammo Robbisidan uzoq bo'ladigan bo'lsa, bu insonni baxtli deya olmaymiz. Chunki bu inson Robbisidan uzoq bo'ldimi? Robbisini qulchiligidan bosh tortdimi? Demak, nafsiga qul bo'ldi. Nafs to'yadimi? Nafs to'yadimi? Demak, bu inson hech qachon hayotidan xotirjam bo'lmaydi, hayotidan rozi bo'lmaydi. Ammo faqir odam bo'lsa, tirichligini nariver o'tkazayotgan bo'lsa, ammo qalbida iymoni bo'ladigan bo'lsa, bu inson haqiqiy saodatli kishi. Chunki bu dunyoning sinovligini, bu dunyoda vaqtinchaligini biladi, qanaqa kun kelsa ham Allohdan rozi bo'ladi. Demak, o'z-o'zidan saodatga erishadi. Ibrohim Adham
Köp eşitkenimiz bu kişinin. Tanıyımız kim bu yanıken bu kişinin aslı. Bu kişi Xurason padişahlarının birini oğlu buladı. Şahzada. Gaflette, oyun külgide, meyşette, mul köçüleri, sıraf geçiriyor yaşayan. Künlerde burada bir kişi gelip onge nasihat kılıp etti ki İbrahim, Allah seni şu nasıl için yaratken de öyleysen mi dedi. Sonra uşbu ayetini talavat kılıp verdi. Estaizu billah. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَ لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ Rabbimiz soru yaptı. Rabbimiz siz bilmemizden soru yaptı. Ya ki sizlerinin gümanınızca biz sizlerini beyhuda yarattık o sizler bizim huzurumuzga kaytarılmayımız da böyle yapsalar mı? Bu hayatlarını eşkene de İbrahim Adham kalbi uygandı. İmange kayttı. Yığladı. Şu günden başlayıp hayatını özgürtüşe girişti. Mülkünü terk kıldı, nimetlerde, huzur, halavatlarda hamasından vazgeçti. Bağdat'a sefer kıldı. Bana şu cahide yaşayıp, dinge verildi, ilim örgendi, şeriat yolunu mahkem tuttu. Özünü zamanasındaki en salahiyyatlı insanlığa eğlendi. Böyle giden keçken için fakir ona hayat geçirirdi. Üstünde bitti, cünden boyken kimi barıdı. Yiğidigen nersesi, bir burada kattığını anladı, bir künüge. Ve bunu ana şu deryada su geçirip, yumuşatıp şu nanlı yeredi. Bir günü, şundek haşemetli şahzadanın hayatını koyup, şu bir burada katlanan gibi köngen adamı yapını kareyin. Bana şundek günde yaşayıp durun, ne dedi? Huddu Ömer'in hatta abdu etken, sözünü etken dedi. Ne dedi? Biz, şundek saadetli hayatını başımızdan geçiriyapmış ki, eğer padişahlar ve onların balaları bu hayatın mazasından haberdar bulgenleri de şu hayatın tartıp alıştığı için üstümüz yıkılışlarla bastırıp gelişken bulardı. Avalgi hayatını umma esleme yaptı. Ne mi için o fakirana hayat basayım, saadetli hesaplı yaptı özünü? Çünkü kalbi Allah'ın zikiri bilen hatırcan bulu yaptı. Eğer padişahlarının farzantları biz tatı yekken lezzet, huzur, halavatını bilgeni de kılıçını kütarıp gelip biz bilen can kıyam bulardı. Ama bunu mukabilede yani bir taife insanlar var. Kança malı devlet yeterli bulmasın. Hayat kança zor olmasın. Özünü katıl kılıyken ne? Hani Skandinavya halkalarını alın. Şivetsen'e, Norveya'ya, Finlandiya'ya alın. Özü Avrupa boy memleketler. Macmuası. Yani Avrupa'nın içi de bana şu Skandinavya ülkeleri en boyları. En özünü caniye kas kıyanlarını köpeyim. Aynı şu bana şu Şivetsen'e. Skandinavya ülkeleri de. Kur'an tamir Müslüman değişken misiniz? Beş vakit namazda, Kur'an talavatı da, nafil namazlarını okuydu, daim Kur'an talavatı da, eski şu cahide bop durup, özünüzü asıp koyduğunu görüyor musunuz? Hey, bu hayatta kanı kabarışına katilizler, oylemem koymaydı özünü asışlıydı. Ne mege? İmanı barılgini esledi de, dünyadaki en bay, en saadetli adam ekendikini kıskıladı. Bu ikisi tek baladı mı? Herkes denk bulmuydu. Bir taraftan keç keç işledi, künlük tırışını zor ötküzedi ama hayatından razı, ömrü saadetli. Ne mi üçün? Allah'ını tanıydı, namaz okuydu, Rabbisini zikirdi, künlüge razı, hatırcan buhuluydu. Tırıyken biz mi? Rızkımız? Allah'ını kuruldu. Yani milyonmaz, milyardlagen pulu var adamlar var, dar içmesi okulamaydı. Kalbaya gam kirip koyan. Lekin bu adam fakir. Bu adam badbaht. Ne mi üçün? Hidayetten üzülgen. Hidayetten üzülgen. Demek kim saadetli bularken? Hidayet görgen kişi. Ve ammel lezine su'idu fe fil cenneti halidine fiha. Ayet ne kareyim? Endi bahtiyar zatlar ise cennette buladılar. Bahtiyar zatlar dünyada bahtiyar bogenler. Dünyada saadetli bogenler cennet kekiradı diye. Biz saadetliyimiz mi buradırlar? Şimdi bahtiyar zatlar ise cennette buladılar. Dünyada bahtli buludu, şimdi bu albette cennet kekiradı. Şimdi, kengi ayet. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَح۪يقٌ Bas, şimdi badbaht kimseler dozakta bulup, ucayda ahu faryat kılırlar. Badbaht kimseler dozakta buladı. Demek dozakta çükücü bırak badbaht babagen. Ne mi bilen? İmansızlığı bilen, küfür bilen, Allah'tan uzak buluşluğu bilen. Ulamalarını biri, o kişinin kama koyuştu.
avval yaşab o'tgan salaf solihlardan qamoqda turar ekan aytar edi. Shu qasrchalik, shu qamoqchalik oltinni sadaqa qilsam ham men hozir his qilayotgan ne'matni shukrni ado qila olmayman. Shunday zo'r yashayapman, shu qasrchalik keladigan oltinni ehson qilsam ham shukr ado bo'lmaydi. Qanaqa ne'matni ichidasiz? Axir qamoqdasiz u. Bu qanaqa ne'mat? U kishi aytdi, yo'q. Men bir lazzati ichidaman, odamlar uni bilmaydi. Qamab u kishini orqasidan eshit yopishganida tabassum qildi. Nimaga tabassum qilasiz qamalib turib? Robbimni bir oyat esimga tushdi. Astagfir billah. Faduriba baynahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma va zohiruhu min qiblihil azab. So'ng ular bilan mu'minlarning o'rtasida darvozali bir devor urilurki, uning ichida rahmat jannat, tashqarisida oldida esa azob do'zax bo'lar. U kishining mashhur so'zi: "Dushmanlarim meni nima qila oladi? Axir jannatim qalbimda bo'lsa." Yurtimdan haydab chiqarib yuborsa safar. Qamab qo'ysa xilvat, Robbim bilan ibodatda bo'laman, o'ldirsa shahidlik. Ya'ni u kishining qalbidagi iymon har qanday holatda u kishining saodatli hayot kechirishligini ta'minlab beryapti, birodarlar. Qari, kampir, enalarimiz uyqularidan voz kechishib Qur'on o'qib o'tirishadi. O 1-2 gacha. Buni ko'rgan ayrim kishilar bechora deydi. Uxlash to'niga o'zini qiynab kitob o'qiyapti deydi. Qalbi faqat dunyoga bog'lanib qolgan g'ofil qalb egalari qayoqdan bilsin bu kampir Qur'on tilovatini qilayotib qanday huzur qilayotganligini. Yana shunday bir odamlar bor, moli dunyosining hisobi yo'q, sarflab tugata olmaydi, ammo iymoni yo'q. Butun g'ami moli dunyosini ko'paytirishlik. Bu ikkisi hech qachon ter bo'lmaydi. Ibn Kasir o'zining Bidoya va Nihoyasida bir ajib qissani keltiradi. Musulmonlar salbchilar bilan jang qilishar edi. Musulmonlarning qo'shni orasida bir yosh yigit bor edi, qori edi, hofizi Qur'on. Musulmonlarga Qur'on tilovat qilib berar edi. Odamlar yaxshi ko'rishar edi. Salbchilarning qasri ichida turib jang qilayotgan odamlarning orasida bu musulmon yigit bir qizga ko'zi tushdi. Uzoq kuzatdi. U qizning ishqi bu yigitning qalbiga tushdi. Kunlari birida yo'lini qildida haligi qizga murojaat qildi. Qanday qilib senga yetsam bo'ladi? Qanday yo'l borsang yetishlikka? Qiz aytdi: "Nasroniyga o'tasan, menga uylanasan." Yigit nima qildi? Musulmonlar safidan chiqib, nasroniylar safiga kirib ketdi. Nasroniy diniga o'tdi. Keyin mana shu qizga uylandi. Bu qal'ani musulmonlar fath qilisha olmadi, ortiga qaytib ketdi. Bu yigitni yo'qotib qo'yishdi. O'ldimi, tirikmi, asir tushdimi yoki nima bo'ldi? Xabarlari yo'q. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin qo'shin takror keldi yana qal'ani fath qilishlikka. Musulmonlar qarashuvdi, ana shu nasroniylarning safida turgan bir yigit e'tiborini tortdi ularni. Qarashuvdi haligi qori yigit. Unga: "Voy, sen falonchimisan?" "Ha, men shu falonchiman." "Ha, bizga Qur'on tilovat qilib beradigan falonchimisan?" "Ha, o'shaman" dedi. "Senga nima bo'ldi? Qur'oning nima bo'ldi seni? Qur'on yodlagan eding-ku, musulmon eding-ku." "U nima" dedi. "Qur'onning hammasi esimdan chiqarilib yuborildi. Qalbimdan olib qo'yildi. Faqatgina bitta oyat esimdan chiqmayapti." Qur'onni ko'targan, hammasi hidoyat, nur, Alloh taolo olib qo'ydi. Faqat bitta oyat esimda qoldi. Mana shu oyat uni xotirasida qolib, uni qiynab unga azob berayotgan edi. Qaysi oyat edi? Astagfir billah. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal fasawfa ya'lamun. Bitta oyat qopti qarang. Hali qiyomat kuni kofir bo'lgan kimsalar musulmon bo'lishni istab qolurlar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularni qo'yavering. Yeb ichib foydalanib qolsinlar, orzu havaslariga mashg'ul bo'laversinlar. Bas yaqinda bu qilgan ishlarning oqibatini bilib olurlar. Ey musulmonlar, parvo qilmanglar bu dinsizlarni, dindan uzoqlarni, dunyolari obod bo'layotganligi. Alloh taolo ularni sinayapti bu narsa bilan. Ular ham o'ladi. Musulmonlar ham o'ladi. Robbisining huzuriga borganda bular ana shu kambag'alroq bo'lsa ham musulmon bo'lib yashamagan ekanman degan pushaymon deyishadi. Yer yuzida yashayotgan odamlar ikki toifa: saodatmanlar, badbaxtlar. Ana shu dinsizlarni, moli davlatini ko'pligi siz bilan bizni aldab qo'ymasin.
Albatta Alloh ularni bu bilan azoblayapti. Ko'pchilik, balki aksariyati baxtsiz. Solih kishilardan biri aytadiki, hayotimda shunday bir lahzalar o'tadi. Shu lahzalarda o'zimni shunday his qilamanki, agar jannatiylar ham shu narsani his qilsa, demak ularning ham hayoti yaxshi ekan. Shu dunyoda yashab turib aytayapti, shunday bir lahzalar bo'ladi. O'zimni shunday huzur halovatda his qilaman, agar jannatiylar ham shuni his qilsa, demak ularda ham hayoti yaxshi ekan. U qanday lahzalar? Sajdada turgan paytingiz. Qur'on tilovat qilayotgan paytingiz. Ka'bani tavof qilayotgan paytingiz, hoj aka. Bomdod namoziga qorong'ida ketib borayotgan paytingiz. Iftorlik qilayotgan paytingiz. Yetimni boshini silab, ko'zingizga yosh kelib, unga xayr ehson qilayotgan paytingiz. Alloh taoloning kalomini eshitib, ko'zingizga yosh kelgan paytingiz. Eslendi shu paytda. Tiliz bilan tasvirlab bera olasizmi? Yig'laysiz ha? Ya'ni yig'latadigan joy Arafatda turibsiz, otangiz, onangiz sizdan rozi bo'lganligi haqida qo'lini ko'tarib duo qilyapti. Otangizdir, onangizdir sizga roziligini aytib duo qilyapti. Endi bundan keyin hech qachon kam bo'lmaysiz. Shuning uchun pul topayotganlar, haligi har xil mashina olib, hashamatli uylarda solib, hadeb dunyoda obod qilaman, kafil yapishtiraman, mramir qo'yaman, sariq tosh qo'yaman, dormasdan otanglarni biron bittasinimi pulingiz yetsa, bo'lmasa ikkalasini olib boribdir Arafatda turib, qani dada, keling oyi bir duo qilinglar haqingda deb turib, bir duosini olib ko'ringlar-da. Mana shu lahzalar lazzatni, saodatni cho'qqisi. Mana shu saodatdan insoniyatda juda ko'pchiligi mahrum birodarlar. Har qancha dunyoingiz ko'p bo'lsin, bu dunyoingizni sarflab har qancha huzur, halovat toping, kayf toping, ammo bu halovat, lazzatni ortida nima qoladi qalbingizda? Gunoh qoladi. Qalbingizni qorayish qoladi. Ular har qancha chiroyli kiyimlarni kiyib, eng lazzatli taomlarni yemasin, eng yangi mashinalarda yurmasin, har qancha dunyoda sayr sayohat qilmasin, baribir baxtsiz. Baribir baxtsiz, chunki qalbida iymon yo'q ularning birodarlar. Sababi robbilardan ular voz kechgan kishilar. Insonning qalbi qachon xotirjam bo'ladi? Qachon kuniga rozi bo'ladi? Qachon inson baxtli bo'ladi? Alladina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ular iymon keltirgan qalblari Allohni zikr qilish, eslash bilan orom oladigan zotlardir. Ogoh bo'lingiz kim? Allohni zikr qilish bilan qalblar orom olur. Faqat Allohni zikri bilan qalbingiz xotirjam bo'ladi. Ishonaring birodar, 10 ming dollar bugun topingda. Qancha yetmaydi? Yana 10 ming yetmaydi. 20 ming topingda. 20 ming yetmaydi. 100 ming topingda 100 milliard sot ko'rinadi. Faqat Allohni zikri bilan qalb xotirjam bo'ladi. Allohga bo'lgan iymon bilan inson baxtli bo'ladi. Darsimizning nihoyasi, darsimizni avvalda o'qib qo'ygan ikkita oyatimizni birodarlar yana takror o'qiymiz. Faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kim mening hidoyatimga ergashsa, yo'ldan ozmaydi va baxtsiz bo'lmaydi. Faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, albatta uning uchun tang baxtsiz hayot bo'lur. Robbisining hidoyatiga yurib saodat topgan kishi, Robbisining hidoyatidan yuz o'girib badbaxt bo'lgan kishi, bu ikkalasi teng bo'ladimi? Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu